Bu videoda iki çembere içten teğet çizmeyi göstereceğim. Birinci çemberin yarıçapı 15, ikinci çemberin yarıçapı 20. Birinci çemberle aynı merkezli yardımcı bir çember çizeceğim. Çizeceğim çemberin yarıçapı R1 artı R2 kadar olacak. Yani 15 artı 20, 35 olacak. Pergeli alıyorum. Pergeli 35 olarak açıyorum. Pergelin ucunu çemberin merkez noktasına batırıyorum ve çemberi çiziyorum. O1 ve O2 noktasının orta noktasını bulacağım. Bunun için doğruyu ikiye bölme yöntemini uygulayacağım. Pergeli alıyorum. Pergelin ucunu O1 noktasına batırıyorum. O1, O2 doğrusunun yarısından fazla açıyorum ve yayı çiziyorum. Pergel açıklığını bozmadan pergelin ucunu O2 noktasına batırıyorum ve az önceki yayı iki yerden kesen yayı çiziyorum. Cetvel yardımıyla A ve B noktalarını düz bir çizgiyle birleştiriyorum. Orta noktayı buldum. Pergele alıyorum. Pergelin ucunu C noktasına batırıyorum ve O1 kadar açıyorum. Sonra burada bir yay çiziyorum. Çemberde D noktası oluştu. Cetvel yardımıyla O1 ile D noktasını düz bir çizgiyle birleştiriyorum. Birinci çemberin teğet noktasını buldum. Şimdi ikinci çemberdeki teğet noktasını bulacağım. Bunun için buradaki çizginin paralelini O2 noktasından çizeceğim. Kaydırma yöntemi ile paralel çizeceğim. Gönyeleri yerleştiriyorum. Gönyeyi O2 noktasına kaydırıyorum ve burada paralel çizgiyi çiziyorum. Teğet noktaları hazır. Şimdi cetvel yardımıyla T1 ve T2'den geçen doğruyu çiziyorum. Bu çizilen doğru iki çembere de içten teğettir. Aynı yöntem diğer tarafta da uygulanarak çemberlere çift taraflı içten teğet çizilebilir. Çizim tamamlandı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda buluşmak üzere. Hoşça kalın.